Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Fizik kuralları olduğu gibi metafizin de kuralı var mı? Bu bir öğreti mi? Muhakkak vardır. Cenab-ı Hak matematiksiz hiçbir şey yaratmaz. Metafizik denilen şeyin de muhakkak bir matematiği vardır. Ama teknik olarak o matematiği bilenlerden değilim. Hakkınızı helal edin inşallah. Bazı arkadaşlar bankanın verdiği promosyon parasını aldığımız için sizin itikadınız sıkıntılı diyorlar. Bu parada bir problem var mı? Bu kardeşlerin itikadı sıkıntılı ki karşısındaki kimsenin itikadının sıkıntılı olduğu söylüyor. Aynada görüyor kendisini. Hiçbir zaman karşınızdaki bir kimsenin itikadının sıkıntılı deme. Bir kimseyi küfürle itham etmek o kimseyi küfre düşürür. Bir kimsenin itikadı sıkıntılı demek küfür demek. Yani onu söylemesi, onu demesinin öyle bir anlamı yok. O yüzden normalde hiç kimsenin hem bir şahıs olarak, topluluk olarak bunların itikadı sıkıntılı, bunlar küfür ehli, bunlar itikatsız, bunlar kafir denmez. Ama mesela şunu diyebilir, kim hadislerin tamamını reddederse o küfür ehlidir denilebilir. Veya kim Kur'an-ı Kerim'in haram ettiğini helal ederse o küfür ehli denilebilir. Veya kim Kur'an'ın haramını helal etti, helalını haram etti derse ondan için küfür ehli denilebilir. Çaylarınızı da için hem. Ama öbür türlü yani bir kimse örneğin işte şimdi hangi ne zaman bankanın promosyonu ve faiz alınmaz? İşte Darül İslam'da. İyi, Darül İslam'da faiz olur mu? Olmaz. Darül İslam'da faiz olmaz. Darül İslam'da kadınların satıldığı evler olmaz. Darül İslam'da kumar olmaz. Darül İslam'da yani şimdi LGBT deniliyor ya, eşcinseller eşcinselliklerini açıktan böyle söyleyip ondan sonra yürüyüş yapamaz Darül İslam'da. Darül İslam haramların yasaklandığı ve cezalandırıldığı, İslam hukukunun icra edildiği yerdir. Bir ülkede, bir memlekette, bir topraklarda İslam hukuku yok ise orası Darül İslam değildir. O yüzden o ülkede Hanefilere göre harbi ile Müslümanın arasında faiz yoktur. O yüzden o bilir bilmez insanlar bu tip mevzulara böyle kendi kendilerine girip yok sizin itikadınızda gevşeklik var, bozukluk var demesin. Allah muhafaza eylesin. İnsan 23 yıldır bir aşkı unutur mu? Dünyadaki aşıklık canan aşkı zor bitiyorsa bilmiyorum ya, o kimse bir üstada aşık olmuşsa bunu nasıl unutulur? İnsan sevdiğinin yüzünü, cemalini görünce teselli buluyor. Hastalıklar, belalar, çileler hepsi de unutuluyor. Zor, çok zor. İnsana bazen yalnız kaldığımız için ailemden intihar geliyor. Maalesef bana da geldi. Pozitif insan olduğumu söylerler benim ama bir dert verir. Allah buna katlanmak çok zordur. Ne dersiniz? Sabır mı? Başka seçenek yok. Ben intihar edeceğini anladım. Öyle mi Adnan? İntihar etmeyi düşünen bir kimsenin bir ya aklı yerinde değildir ya da imanı yerinde değildir. Türkiye için kurtuluş olmazsa olmaz S-400 almamız farz. 1-2-3 yıl yavan ekmek, soğan ekmek yesek de gam değil. Mutlaka alalım. 35 F-35 herhalde bu. Uçaklar İsrail'in engeline takıldı. O uçakları almalıyız. Almazsak aynısını yapmalıyız. Silahsız insan esir demektir. İyi, soru nerede? Kardeşim, ben sizin burada mesajlarını verecek mikrofonun başında sekreteriniz miyim ya? Bu nasıl bir şey? Allah. Bu ne? Allah. Hz. Mehdi tüm dünyanın kurtarıcısı mıdır? Tüm dünyanın kurtarıcısı mı olacak? Cesur mu olacak? Mehmet Ali Hazretleri diyor ki fıkıh hocası Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde eğitiliyor ve huruç vaktini bekliyor. Rabbinin kapısında Hz. Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz gerçekten Miraç'ta Mehdi Aleyhisselam'ı gördü mü? Böyle alametlerini ve fiziksel özelliklerini rahat rahat hadislerde sahabeye anlatmış. Bir kimse seyri sülükünü en az kaç sene veya ne kadar bir müddet içerisinde tamamlayabilir? Cimadan sonra cinsel organımızda meni kalmaması için küçük abdeste çıkmak gerekir mi? Yoksa gusül abdesti almamız yeterli mi? Gusül abdestini al çık. Allahümme entes selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Sadece farz namazlardan sonra mı söylenir? Her zaman söylenir. Buradan rüya okumuyorum. Tarikatın amacı Bediüzzaman Hazretlerine göre özetle İman hakikatlerinin tanınması ve keşfi insanın kemalatıdır. Bu noktada Mektubat 29. mektup 9. kısım 8. tervihte tarikattan hissesi olmayan ve kalbi harekete geçmeyen bir muhakkik alim zat da olsa şimdiki zındıkaların destelerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkilleştirmiştir demektir. Kalbin harekete geçmesi ne demektir? Sufiler için kalbin harekete geçmesi gerekir mi? Gerekir ise bunun için ne gerekir? Sufiler için tarikatın gayesi nedir? Biz bir tarikat mıyız? Bizim gayemiz o, amacımız ne olmalıdır? Bir insan anne ve babasına hangi şartlarda bakmakla yükümlüdür? Baba bedduası almamak için kendi ailemizden önce mi babamıza bakmakla yükümlüyüz? Arapça talebeliyim. 6 ay oldu ve devam ediyor. 2. hoca ile çalışıyorum. Kendisi Nakşi benim istibdadımı gördü. İstekli olduğumu gördü. Bana riyazattan bahsetti. Sen pazartesi, perşembe oruç tutuyorsan riyazat da yapabilirsin. Riyazat nedir? Bu 40 günlük mü oluyor? Üstadına söyle dedi. Haber ver, istersen yapabilirsin dedi. Yalnız su ve hurma ile riyazat veya erbain olur mu? Ne tavsiye edersiniz? Zaten ben artık ekmeği kestim, şekeri kestim. Şeker hastalığım var ama dayanıyorum. Ben buradaki gelen soruların hepsini okuyacağıma dair kendi kendime söz verdiğimden dolayı okuyorum. Hakkınızı helal edin. evin içerisinde bulunan resim, oyuncak gibi nesnelerin bize bir zararı var mıdır? Ben özellikle oyuncakların gözlerinden tedirgin olabiliyorum. Bazen etkiliyor gibi hissediyorum. A101 gibi marketler kurban kesimi yapmaktadır. Kurban kesim hükmü nedir? Bu gibi yerlerden kurban hissesine girilir mi? Giymiş olduğumuz haydari üzerindeki bulunan dikişlerin ve sayısının manası nedir? Zikrullah halakalarını haydari, sarık, takke gibi dergah kıyafetleriyle gelmenin önemi nedir? Kırk üçüncü hadis. İbn-i Abbas radıyallahu anh hazretleri, Allah hiçbir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır ayeti hakkında bununla ne kastedilmiştir diye sorduk. Dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken cehri kıraat esnasında kalbinden bir düşünce geçti. Kendisiyle beraber namaz kılmakta olan münafıklar, onun iki kalbi olduğunu görmüyor musunuz? Bir kalp sizinle, bir kalp onlarla dediler. Ve bunun üzerine Allah hiçbir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır ayetini indirdi. Ahzab ayet 4. Allah hiç kimsenin içerisinde iki kalp yaratmamıştır. Bir insanın bir kalbi vardır ama insanın kalbinde değişik düşünceler, değişik havatır dediğimiz şeyler olur. Sufiler bu kalplerini tenvir etme, kalpten geçen bu düşünceleri mümkün olduğunca aşağı çekmeye çalışırlar. İnsanın İslam dininde en önemli ibadetlerinden birisi namazdır. Namazda bir kimse hani huşu ile kalbinden hiçbir şey geçmeden, kalbini bu noktada meşgul edecek her türlü şeyden uzaklaşaraktan kılması istenir. Ama bu bir kimse için çok zor bir şeydir. O yüzden normalde nasıl ne kadar kendini disiplin ederse etsin, namazda muhakkak ama isteyerek ama istemeyerek kalbinden bir düşünce geçer. Bunların iki hali vardır. Bir şeyi insanın kendi kendisine düşünmesi. Yani o kimse onu düşünerekten normalde kendi kendisinin mesela mal alması, satması, kendi kendine birisiyle konuşması, hani kendisi bunu istiyor ama. Bir şeyi kendisine takıyor, bir şeyi kendisine takaraktan namazda onunla uğraşıyor. Namazda onu alacağım, satacağım, onunla işini göreceğim diye uğraşıyor. Yani namazı kılarken o kimse namazdan aslında batini olarak çıkıyor. Bunda o kimsenin kendi ihtiyarı varsa o zaman o yüzüne atılacak, paçavra gibi atılacak namazlardan oluyor. Yok kendi ihtiyarı değil ise, bu normalde kendisi bunu düşünmediği halde, kendisi bunu istemediği halde, bunu normalde ona tosladıysa, onun normalde üzerinden geçtiyse, ona geldiyse bu, o kimse bundan sorumlu değil. Bizim sorumlu olduğumuz kendi ihtiyarımızla yapmış olduğumuz şeyler. Bu sufiler için en önemli ibadetlerden ikincisi Allah'ı zikirdir. Yani bu kalbi normalde bu noktada temiz tutma yeri olarak. Namaz 5 vakittir, 5 vakit namazı kılarız, 5 vakit namazı gönül arzu eder ki böyle kılalım. Gönül arzu eder ki biz zikrullah yaparken de kalbimizden bu tip havatırlar, kalbimizden bu tip düşünceler, kalbimizden bu tip hadiseler geçmesin. Ve biz zikrullahı da normalde bu noktada temiz bir kalp ile yapalım. Sadece zikrullahı düşünelim, başka bir şey düşünmeyelim. Böyle olunca da o zikrullah o kimsede yerli yerine oturur. O namaz o kimsede yerli yerine oturur. O oruç o kimsede yerli yerine oturur. O hac o kimsede yerli yerine oturur. sadece ve sadece Allah rızasını düşünse, Allah'ın rızasını düşünse ve temiz bir kalp ile ibadet etmiş olsa, içinden normalde kendi kendisine farklı yerlere doğru kendisini uçurmasa, farklı yerlere doğru kanat çırpmazsa, Cenab-ı Hak nezdinde o ibadet en güzel ibadetlerden birisidir. Bu bir. İkincisi, bir kimsenin kalbine böyle bir şeylerin uğraması, kalbine bu noktada hani tabiri caizse vesvese gelmesi, düşünce gelmesi veyahut da bir olayla ilgilenmesi o kimsenin imanını gösterir. Ve onunla mücadele etmesi, onunla savaşması cihattır aynı zamanda. Bu normalde kalbe gelen bu tip hani düşünceler, kalbe gelen bu tip havatır denilen şeylerle mücadele etmek de cihad-ı ekberlerden birisidir. O yüzden normalde işte kalbime benim hep düşünce geliyor. Ben böyle işte iyi veya kötü bir şeyler düşünüyorum. İyi veya kötüler bir şeyler düşündüğüm için ben kötüyüm noktasına o kimse kendisini geriletmesin. O kimsenin kalbine bir şey gelmesi demek ki onun kalbinde iman var, ihlas var, samimiyet var ki şeytan onun kalbine başka şeyler getiriyor. Şeytan onun kalbine başka farklı bir frekansından girip onun kalbine bir şeyler kendince ilham etmeye çalışıyor. Ona vesvese veriyor. Bunu bu noktada kendi idaremizde kendimizce bunu iyice olumsuz görmeyelim. Çocuklar biraz sessiz olun bakalım o tarafta. Çocuklar. Biraz sessiz olun. Anneler, babalar çocukları buraya getirin, muhakkak getirin. Ama çocuklarınızı da burada başıboş bırakmayın. Mesela zaman zaman çocuklar zikrullahın ortasında, halakanın ortasına geliyorlar. Bu dergahın adabına, erkanına uygun değildir. Burada o çocuğun birden hali açılır, birden bir şey görür, çocuğun aklı gider. Birden bir şey görür, korkar. O yüzden normalde böyle küçük çocukların halakanın ortasına zikrullah'ta tutulması, halakanın ortasına getirilmesi, o çocukların halakanın ortasında bulundurulması çok uygun değil. Çocuk çünkü bunlar bir anda kendini bırakıverir, Allah'ı bir zikreder o esnada, perdesi açılır, çocuğun korkar. O korkuyla çocuk sonra vesveseye girebilir, o çocuk o korkuyla sıkıntı yaşayabilir, sonra o çocuk o korkuyla dilinde bir sıkıntı olabilir. Birden çocuk aniden bir zatı görür. Allah muhafaza eylesin. Yani Cenab-ı Hak'a sığınıyorum. Yani öyle bir şey olduğunda yani biz görürsek, fark edersek farklı davranıyoruz ama yani bizim gözümüzden kaçtığı o esnada hani kader tecelli edecektir ya, kader tecelli edecekse insanın aklı durur, kalbi durur, gören gözü görmez olur. Kader tecelli edecektir. Sonra vay zikrullah'a gitti de bu çocuk burada öyle oldu. Vay zikrullah'a gitti kardeşim. Halakanın ortasına akıl bali olmayan çocukları koymayın. Çocuğunu getir. Çocuğunla beraber arka halakada dur. Çocuğu halakanın ortasına koyma. Benden uyarması. Kadınlarda da erkeklerde de var bu hal. Evet çocuklarımız kıymetli. Evet çocuklarımız gelsinler gitsinler. Çocuklarımıza da sahip çıkalım. Buranın adabını, erkanını da çocuklarımıza öğretelim. Aynı şey tekkede de geçerli. Yani koridorda güldür güldür bir tarafa, güldür bir tarafa. Dışarıda o ne keza. Kimin çocuğu olursa olsun. Eyvallah biz çocuklar tekkeye alışsınlar, dergaha alışsınlar, burada büyüsünler. Ama büyürken buranın adabını, erkanını, örfünü, adetini, geleneğini, kültürünü de alsınlar. Çocukları salıyoruz biz. Çocuklar birbirleriyle kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, bağırışıp çağrışıyorlar. Eyvallah. Ama biraz bir çıt daha şey, ne o? Dikkatli olalım. Neden? Yani diğerleri sohbeti dinleyemiyor. Diğerleri sohbetten bir şey anlamıyor. Bu sefer şikayet geliyor. Diyorlar ki çocuk sesinden sohbeti anlayamadık. Çocuklardan dolayı şunu yapamadık, bunu yapamadık. Onlar da haklı. Anneler, babalar biraz daha duyarlı olacaklar. Tekkiye gelsin çocuklar muhakkak. Ama daha duyarlı olalım. Dergaha gelsin çocuklar muhakkak. Ama daha duyarlı olalım. Yani gürültüden, patırtıdan ne sohbet ne zikrullah. Allah muhafaza eylesin. Böyle de konuşmak istemem, böyle de canım sıkılıyor. Sohbet ikiye bölünüyor. Konu gidiyor. Kafam o tarafa gidiyor. Yani o tarafı boyuna sıyırmaya çalışıyorum kendimden. Bir yere kadar o da. O da bir yere kadar. Bir çıt. Aslında benim çocuğum beni dinlemiyor. Canım kardeşim ya. Dinlettir dibinde, dizin dibinde dursun. Bir tek çocuk sende yok. Herkes de var. Yani bunu biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Dışarıda da aynı şekilde. Yani dışarıda duran çocuklar da sıkıntılı. O biraz daha büyükler dışarıda. Onlar da güldür bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. Bir de işin o tarafı var. O yüzden herkes adabınla, erkanınla bu işi götürecek, kadınlar da erkekler de. Allah bizi affetsin inşallah. Bir kimsenin kalbine bu noktada düşünceler gelmesi, kalbine bu şekilde hani havatırlar gelmesi o kimsenin imanının kemalindendir. O kimsede iman var ki şeytan bunları gönderiyor ona. Onunla mücadele etmesi ayrı bir cihattır. Veya zikrullah'ta bir kimsenin gözüne bir şey görünür, yanındaki bir şey der, etrafındaki bir şey der, ona takılmamak. Zikrullah'ı yapmak. Bu da cihattır. Veya sohbet esnasında da görüyorum ben, yanındaki ona bir şey söylüyor, o ona söylüyor. Kadınlarda da var, erkeklerde de var. İşte tebessüm ediyorlar, gülüşüyorlar. Bunda da ciddiyet lazım. O yanındaki kimseyle gülüşeceksen, çık dışarıda gülüş kardeşim, sana gülüşme diyen yok. Gülünecekse hep beraber gülelim. Çık ayağa, anlat bize neye güldüğünü, biz de gülelim burada. Gülmek yasaklanmadı ya bize. Hiçbirimize yasaklanmadı. Ama normalde hani tasavvuf erbabının kendince bir disiplini vardır. O disiplini sağlamak, kendince o disiplin üzerinde durmak. Yani mesela neden iki dizinin üzerinde durur ehli tasavvuf? Disiplin eder kendini. Der ki ben iki dizimin üstünde duracağım, disiplin edeceğim. Ayağını disiplin eder. Ayağını disiplin edemeyen gönlünü disiplin edemez. Ayağını disiplin etmeyen kafasını disiplin edemez. Bunlar küçüktür bunlar, önemli şeylerdir. Disiplin önemli şeydir. Tarikatın ritüellerine uymak, dergahın ritüellerine uymak, onun disiplinine uymak önemli şeydir. Dışarıdan ya bu zahir ne olmuş bunda der, bu öyle değildir. O disipline uymak, o disipline tabi olmak insanın nefisle mücadelesinde çok önemli bir şeydir. Yani mesela çok özür dilerim, biz böyle kıyafete takılan bir topluluk değiliz. Ama bir insanın kendine disiplin etmesi. Ben derse gidiyorum, sarığımı alayım, takkemi alayım, işte haydarımı alayım, ben derse öyle gideyim. Evet, doğru olan bu. Disiplin. Buranın nedir? Bu kendince bir adabı, erkanı. İnsan o disipline uyar. Ben gittiğimde şöyle davranmalıyım. O kimse o disipline uyar. Ne olacak? Ben gideceğim, iki dizimin üzerinde duracağım, Allah'ın sohbeti dinleyeceğim, Allah'ı zikredeceğim. Sohbet esnasında da kalbimi, normalde gönlümü Allah'a yaslayacağım. Allah sohbeti, zikrullahı öyle bitireceğim. Bu bir disiplindir. Bunu sağlayamazsa kimse, nefisle mücadelede öne doğru yürüyemez o kimse. Küçük şeylerdir bunlar ehli tasavvufun içerisinde. Küçükmüş gibi görünür. Ama bunlar kocaman disiplinin parçalarıdır. Adam günlük virdini yerine getirecek. Kendine bir saat yapacak. O saatte virdini çekecek. Ben akşam saat 11'de müsait oluyorum. 11'de virdini çekeceksin. Ben gece 1'de müsait oluyorum. 1'de virdini çekeceksin. Ben sabah namazından sonra müsaitim. Sabah namazından sonra virdini çekeceksin. Disiplin edeceksin onu. Veya ben öğlen namazından sonra ben virdimi çekeceğim. Öğlen namazından sonra virdini çekeceksin. O virdini kendin ayarla, kendin düzenle, kendin dizayn et. 24 saatte bir ders çekenler için. Sabahlı akşamlı ders çekenler. Onların günleri belli. O da kendini, gün içerisinde o da kendi virdini kendince disiplin edecek. Benim sabahtan akşam namazına kadar gündüz zikrim var. Ne zaman müsaitim? Sabah 9'da. Sabah 9'da virdini çekecek. Akşam virdi, akşam namazında başlıyor, sabah namazında bitiyor. Bunun arasında ne zaman ben virdimi çekerim? Şu saatte. O saatte virdini çekecek. O saatte ne olursa olsun o kimse o virdini yerine getirecek. Bu disiplini sağlayacak. Şimdi namazda da aynı. Namazda o kimse kendini disiplin edecek. Eûzü besmele çekti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi öğlen namazının farzını kılma. Eûzü besmeleyi çekecek. Önce bir şeytanı gönderecek. Eûzü besmelesiz namaza girmeyecek. Neden? Şeytan onunla beraber yoksa. Niyet ettim öğlen namazına dese yeterli mi? Yeterli ama sen eûzü çek. Neden? Bir şeytanı kovsa. Şeytanı kov. Allahu Ekber namaza durdun ama o yine gönlüne bir şey geçti senin. Böyle yaladı geçti seni. Vurdu geçti. Ama senin bu cüz-i iradenden değil. Ama yoksa öbür türlü işte Yusuf Hoca gelecekti. Allahu Ekber. Ya Yusuf Hoca bu işi nasıl yaptı acaba ya? Elhamdülillahi Rabbil Alemine Rahmanirrahim. Ya Yusuf Hoca şöyle mi yaptı da böyle mi yaptı da. Yani bir taraftan dili Fatiha'yı okurken o kalbinden Yusuf Hoca'yla aldı sattı, aldı sattı. Yok hayır, bu kendi ihtiyarınla senin. Bu senin disiplinsizliğinden kaynaklanıyor. Disiplinsiz. O disiplinsiz kimse bakın, normalde her yerde disiplinsizliğini gösterir. Her yerde. Zakirini dinlememede, itaat edip etmemede, şeyhini dinleyip dinlememede her yerde o. O böyle bir zincirleme halaka halinde gider o. Zincirleme halaka halinde. Sonra bir bakar ki aa kapının dışında kalmış. Bu disiplinsizlikten kaynaklanır. O yüzden normalde Allah bir kimsede iki kalp yaratmamıştır. Bir kimse ait olduğu yerde oturur, o disiplini kendinde sağlar. Namazda, zikrullah'ta kalbini başka şeylerle meşgul etmez. Kalbini başka şeylerle oyalamaz. Dosdoğru namazını kılar, dosdoğru zikrullahını yapar. Allah bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin inşallah. Fâlemennehu lâ ilâhe illallah lâ ilâhe illallah la ilahe illallah Hak Muhammeden Resulullah cemî'en enbiyâi vel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn El Fatiha mâ salavatullah Amin. Necmi. Nöster.